Bugün danışıqlar var idi Belarusda. Bakı vaxtı ilə təxminən 3 radələrində, 3-4 təxminən belə demək olar. Bu müddət ərzində əməliyyatlar, ateş, səslər eşidilmir ümumiyyətlə və axşam saatlarına doğru xəbərdarlıq edilməsinə yerdə biz nəzərə alsaq ki, küçəyə çıxmaq olmaz, ehtiyat olun. Kiyevdə vəziyyət nə yerdə idi? Bu iki məsələdə sizin fikirləriniz bizim üçün də maraqlıdır. Şimdi bu Belarus'taki görüşmeden bir sonuç çıkışa benzemiyor. Yani her iki taraftan gelen bilgilere bakılırsa bir uzlaşma yok. Çünkü Rusya direkt teslim olmasını istiyor Kiev yönetiminin. Kiev yönetimi de Kırım, Donbas dahil bütün topraklardan Rusların çekilmesini istiyor. Oradan henüz bir pozitif bir şey çıkmadı. Zaten bombalar patlamaya başladı az önce başkent Kiev'de. İki patlama sesi duyduk. Dolayısıyla siren sesleri yeniden çalmaya başladı. Ki gün içinde çalmamıştı. Gün içinde çok fazla patlama sesi de gelmiyordu. Fakat şimdi yeniden başladı. Bundan sonraki süreçte eğer bu görüşmeler böyle neticelendiğini görüyoruz, o zaman çatışmalar daha da derinleşecek demektir. Ve sizin olduğunuz yerde vəziyyət nə yerdədir, bunu bilmək istərdik. Çünkü biraz evvel bir bağlantı elədi. Bizə deyildi ki, artık akşam saatlerinde Kiyevdə komendant saati tətbiq olunur deyə vəziyyət riski, yəni bayrağa çıxmaq olmaz. Sizin de vəziyyətlə bağlı, indiki situasiyayla bağlı fikirləriniz buyurun. Evet, şimdi şöyle daha bu cumartesi akşam saat 5'ten pazartesi sabah 8'e kadar çok kapsamlı bir sokağa çıkma yasağı vardı zaten. Kimse çıkamıyordu dışarıya. Ki dışarı çıkanlar da potansiyel bir düşman olarak tanımlanacak diye de belirtildi Kiev Valiliği ve Kiev Belediye Başkanlığı tarafından. Şimdi bir diğer mesele de şu, şu anda akşamları yine evet sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Zaten çok insan da yok. Herkes evlerine çekilmiş durumda. Patlamalar olduğu zaman sığınaklara iniyor insanlar burada, siren sesleri çaldığı zaman. Dolayısıyla gazetecilere sadece bir akreditasyon söz konusu, onlar dışarıda görevlerini yapabilsinler diye bir izin, bir akredite prosedürü devreye sokuldu. Onun dışında ama herkese sokağa çıkmak yasak. Bəli, vəziyyət həqiqətən də təhlükəlidir və sizə fəaliyyətinizdə uğurlar arzu edirik.